kayın ağrı sıkıştı da açayım mı? Hani keseyim diyorum. Kesemem çünkü elbise üstüme zimmetli olduğundan dolayı yapamıyorum. Acaba sen tensisindir anlarsın. Kesem sen açabilir misin? Ah! Ali Kemal ben düşmüşüm kuca derdine. Sen düşmüşsün fermuar derdine. Gel bakarız bir çaresine. Oldu ki. Kesinlikle aklı başına gelmiştir. Bir daha kuma lafını ağzına almaz. Kesinlikle yani. İnşallah. Hadi buyurun buyurun. Sevgili seyirciler, şu anda polis gelen bir ihbar değerlendirdi. E5 yolu üstünde barikat kuran polis, mobil makbulenin randevu evi olarak işlettiği otobüsü bekliyor. Ablacığım ileride polis çevirmesi var. Aracın evrakları, ruhsatı, pulu filan hepsi hazır değil mi ablacığım? Sakın durma ayol! Bas gaza! Bas! Nasıl olur ablacığım? Polis çevirmesi bu. Durma olur mu ya? Bas gaza bas! Bas! Abla ne yapıyorsun? Sevgili seyirciler, Mahmur Mahmuriye'nin otobüsü polislerin atlatıp kaçmaya başladı. Polisler hemen otobüsü takip aldı. Hoş geldin ya. Şey, çek ayağını şurada. Selamünaleyküm. Abla ne yapıyorsun? Aleyküm selamünaleyküm. Ben sana yürüne değil. Cezasını neyse öderdik.
iki kere. Biri olan orada. Durmadım ben, yani görmedim. Osman bırak, Osman bırak diye. Yanmamadı. Bakın ağırlıkta. Şey bu arada diye bak. Bir bak bu işe ya. Şey yapayım, hadi de. İşim nerede? Ben görmedim seni onu. Duymadım. Bak, evet. Sevgili seyirciler, şu an E5 karayolundayız. Filmlerinden çıkartan bir tane olayı yaşanıyor E5'te. Ne olmuş Gülbin? Ay ne bileyim anne, sen ne izliyorsan ben de onu izliyorum. Polis mobil ambulansı seyyar randevu evi olarak işletmeyi durdurmaya çalışıyor. Fakat otobüstekileri durmaya hiç niyeti yok. Allah sizi bildiği gibi yapsın değil mi? Hem ahlaksızlık yapıyorlar hem polisten kaçıyorlar. Ben de mübarek özümde bu sene unuttum beni. Ah sen çocuk, ah. Hiç böyle etmez. Aç kapıyı, aç aç aç. Polis mobil randevu evi olarak kullanılan otobüsü durdurdu. Şu an ayak kadınları indiriliyor otobüsten. Çekme kardeşim, çekme. Çoluğun çocuğu var ya. Çoluğun çocuğu ne oldu şimdi mi aklına geldi ahlaksız herif? Sen de önüne bak oğlum. Ya anne, olaya en heyecanlı yerine sansür koyuyorsun ya. Bana bak. Buyur kusun devrisin senin inşallah. Şu an mobil makbule de indiriliyor otobüsten. Neden kaçtığınızı öğrenebilir miyiz? Çekme be! Çekme be! Bir dakika ya. Ne çekmiş şu kardeşim? Şu an buraya. Baba! Beyefendi utanmıyor musun? Sinan! Allah'ın cezası da ama. Allah kahretmesin seni değil mi? Ya bu turizm aracı. Ben turizmle evleniyorum. Ben turizm geziyorum abi. Çekmeyin. Hayır ya. Yürü kardeşim yürü. Ana polis abi, ben seni bir yerden tanıyorum. Bilmiyorum. Hani ulaştırma müdürü olmuştu koca? Allah senin cezanı versin Sinan. Bu sefer senden boşanmazsam bana da Gülbin demesinler. Yürü anne, karakola gidiyoruz. Hemen gidelim karakola. Ama mahkemeye verip boşanacaksın bu adamdan. Hadi hadi. Ya işte böyle tesine abla. Takdiri ilahi ne yaparsın? Ben seni şey için aramıştım. Bizim oralardan bana bir koca bulsan derim. Ben kocasız duramam da. Teyze, sor bakalım, orada yorgancı bir Cemil Efendi vardı. O dul idi, evlenmiş mi? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Kadın daha kocası ölmeden koca bulmaya çalışıyor. Ya sen yakında izdivaşı da çıkarsın ha. Çıkarım tabii. Kocasız yaşamaktan daha iyi taş. Anneciğim, istersen sen daha fazla konuşma. Kızım bir dur be, bir dur be. Ya Tesim ablacığım işte böyle. Ben derim ki bundan sonra bana bulacağı koca Osman'ıma benzemesin ne olur. Anne, kapa şu telefonu, bak çok kötü olacak sonu. Huyu suyu aksi olmasın. Gençliğim çürüdü Osman'ımın elinde. Bundan sonraki kocam böyle yumuşak huylu olsun, adeleli olsun.